için geç şu anda saat. Ben şöyle düşündüm. Bilmiyorum nasıl düşündüm ama genelde sahura kadar şu karantinada olduğu için ayakta olma ihtimalinizden dolayı geç olması bir problem teşkil etmez diye düşündüm. Umarım öyle olur. Eğer şey olan varsa, vakti dar olan ayrılabilir dilediğiniz zaman. Şimdi arkadaşlar başlığı şöyle koyduk. İşte Think, Design and Animate dedik. Yani düşünme, tasarlama, tasarladığın şeyleri bir araya getirme ve sonra onları anime etme. Bunu böyle bir Instagram storiesi özelinde çalışalım diyorum. Ve iki gün, üç gün benzer paralel ya da yatay örnekler yaparak bu konuyu pekiştirelim istiyorum. Eğer sizce de uygunsa. Ama mesela şey varsa, ya hocam şunu da anlatsanız diyeceğiniz bir şey varsa paylaşın. Onu da bu üç gün içinde yapabiliriz. Yani bu bootcamp dedik bunun adına. Hızlandırılmış bir eğitim kampı gibi bir şey bu formatta yapacağız. Dolayısıyla şöyle, şunu anlatacağım. After Effects'te kompozisyon açtığınızda ...1920-1080 bir kompozisyon açtık. Ya da 1080'e 1920 dikey bir Instagram storiesi yapacağız. Şimdi burada arkadaşlar layer'ları üst üste yığmak bazen çok kolay olmuyor. Eğer özellikle layer sayınız fazlaysa burada işler biraz karışıyor. Fakat hemen ben şuradan Illustrator'a geçiyorum. Şu anda Illustrator'dayız. Bu da Adobe'un bir programı arkadaşlar. Buradan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar bu YouTube'a yüklediğim videolarda da biraz anlatıyorum aslında. Sol tarafta toolbar var. Yukarıda yine menülerimiz var. Sağ tarafta da properties, özelliklerimiz var. Yani siz buradan herhangi bir tool seçtiğinizde sağ tarafta bakın property bölümündeki özellikler değişiyor. Fırça seçtiğinizde bir şey ekleniyor. Text seçtiğinizde başka bir şey geliyor gibi. Artı bunu yazıya döktünüz mesela. Diyelim ki deneme yazdınız. Ok'a geldiniz. Sonra shift yardımıyla bunu büyüttünüz. Hani bunlar Illustrator, Photoshop, After Effects bunda genel olarak kısa yollar. Kullandığımız işte tuş kombinasyonları falan neredeyse aynı. O açıdan şimdi bunu oluşturduğunuz shift'e büyütme mesela hepsinde aynıdır yani. Burada mesela tekstle alakalı bütün fontlarımız, fontların büyüklükleri, paragraf aralıkları, işte ortadan mı hizalayayım, sağdan soldan, işte stroke, dış çizgi özellikleri gibi böyle bir sürü özellik burada geliyor. Dolayısıyla sahneye koyduğunuz herhangi bir şey burada otomatik olarak beliriyor. Fakat yani Illustrator çalışanların genellikle en az kullandıkları layer bölümü var. Bunları eğer window sizde yoksa window bölümünden, workspace'ten, buradan essential classic ya da essentials'tan reset essential classic dediğinizde bunları yerli yerinde yerleştirir yani. Dolayısıyla burada o layer bölümünü veya color bölümünü veya gradient bölümünü hemen otomatik bulabilirsiniz. Eğer yine de bulamazsanız yine Windows'da şuradan tek tek seçebilirsiniz. Ne lazım size? Pathfinder lazım. Tıkladığınızda o zaten hemen tak aktif hale geliyor. Şimdi arkadaşlar burada bir önceki yüklediğim Illustrator'la alakalı yüklediğim videolar birazcık ileri düzey. Yani orta düzeyin biraz üstü diyeyim. O nedenle belki çok takip etmediniz ya da çok anlamadınız. Böyle varsayarak konuşuyorum. Şimdi öncelikle yaptığınız çalışmanın bir layout'unun olması lazım. Layout dediğimiz mesele aslında şey. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Nasıl olsa vakit sıkıntımız yok. Şu an ekranı görüyor musunuz?
Görüyoruz hocam. Şu anda kamera aktif oldu. Elimi görebiliyor musunuz? Evet. Tamamdır. Işıklarını da yapayım. Şimdi arkadaşlar. Güzel ya, teknoloji. Seviyorum. Şuradan kalemimizi, kağıdımızı alalım. Şu bizim draft kağıt. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir layout oluşturmamız lazım. Layout'ta atıyorum şöyle bir Instagram, dikey bir Instagram postu çalışacağız. Şu anda aklıma ilk geleni yapıyorum. Şurada imajım olsun. Çizdiklerimi görüyor musunuz? Bir saniye ya. Çok özür dilerim. Temiz kağıt çıkartayım. Evet. Öncelikle bir layout oluşturacağız. Instagram postumuz için bir dikey 1920x1080 oranında görünecek bir şey. Bunu elle değil de normal cetvelle de çizebilirsiniz. Çizgi görünüyor mu? Görünüyor hocam. Tamam. Problem yok. Şimdi burada önce layout'u oluşturmanız lazım. Yani eyvah. Hocam kasıyor galiba ya. Yok, kasıyor değil. Kameranın pili bitti. Sağlık olsun. Nazarla başladık. Hayırlısı. Hayırlı işlerde muzur maniler olurmuş. Neyse buraya gelelim. Normalde önce elle kağıt üzerine çizme meselesini anlatacaktım. Dolayısıyla şimdi burada önce layout oluşturacağız abi. Şöyle ki dikdörtgen ve bir sayfa çiziyorum buraya önce. Bunların iç dolgusu olmasın arkadaşlar. Sadece outline olsun. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Mesela bu iç dolgulu geldi. Ne yaptım? Şu dış dolguyu seçmek için, yok etmek için none seçeneğini tıkladığınızda bakın burada bir dış çizgi var. Fakat içi yok. Bu sayfamı temsilen bunu yaptım. Şimdi ne yapıyorum? İmajımı koyacağım yer. Hocam şöyle. Bu demin yaptığınız şey ne işe yaradı? Unutamam. Bir daha söyler misiniz? Yani kaçırdım. Hangisi? Dikdörtgen şeklinde bir şey. Şimdi şöyle çizdiğinizde bazen şöyle dolgulu gelebilir bu. Yani içi dolgulu, renkli. Bize şu anda ilk etapta layout'u hazırladığımız için bu iç dolgusu ihtiyacımız yok. Ki kafaları da karıştırabiliyor bazen. Bunu seçiyoruz. Seçtiğimizde şurada dolgu var bak, kahverengi görüyor musun? Hı, tamam tamam hocam. Şu alttaki kırmızı çizgiye tıkladığımızda none bunu yok ediyor. Veya sağ tarafa geliyorum. File tıklıyorum bu defa. Aynı şekilde burada da şu en üstteki soldaki none seçeneğinden çizgimizi yok ediyor. Şimdi arkadaşlar bunu kopyaladım. Ctrl-C, Ctrl-V ya da Komut-C, Komut-V Mac'e göre. Sonra buradan bunu biraz scale ederek layout'umu değiştiriyorum. Yani şu ilk yuvarlakta görsel olacak. Burada da renkli şeritler olacak. Bir daha kopyalayıp yapıştırdım. Bu da tamam oldu. Daha sonra şuraya kutucuklarım gelecek. Text kutucuklarım. En altta da internet sitesi gelecek. Örnek veriyorum. Şimdi bu layout'u önce hazırladığınızda sonra After Effects'te bu işin ne kadar basit oluştuğunu göstereceğiz bu ilk çalışmamızda. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu ikisinin arası mesela eşit değil mesafeler. Bunun için Window'dan, Align'dan bunları Distribute Center yapacaksınız. Fakat şu Align To seçeneği önemli. Eğer bu artboardsa bunları sayfaya göre eşit aralıklarla bölüyor. Geri alalım. Eğer selectionsa bunları kendi aralarında eşit aralıklarla bölüyor.
Bunun üzerine tekstler de gelecek. Bunların hiçbirini şimdi burada yazmayalım. Sadece ne yapıyoruz? Layout hazırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Bakın. Bunların tamamını seçiyorum. Sayfamın dışında kalan kısımları yok edeceğim. Şimdi bunu normalde Pathfinder'la şuradan Trim Tool'la, Minus Front Tool'la, Intersect'le buradaki tool'larla yapabilirsiniz. Fakat öne getir, geriye getir bir sürü sıkıntı meydana geliyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Sol tarafta Shape Tool var. Shape Tool'u seçtiğinizde eğer Option tuşa veya Alt tuşa basarsanız PC'de Alt Mac'te Option tuşa bastığınızda bakın artı olan şekil eksiye dönüşüyor. Bastığınızda şu dışarıdakilerin üzerine geziyorsunuz ve onlar yok oluyor. Sadece size sayfanın içindekiler kalıyor. Şu parça, şu parça, şu parça kalıyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi artık bunları renklendirebiliriz. Gelişi güzel renklendirelim. Önce gelişi güzel renklendirelim. Sonra mantıklı renklendireceğiz. Arkada kalanlar oldu bakın. Renklendirdikçe arkada kalanlar oldu. Problem yok. Şunları da gri yapıyorum. Zemini sarı yapıyorum. Şimdi arkada kalanları göstermek için, öne getirebilmek için Ctrl Y ya da Komut Y ile bunu sayfamızı sadece çizgisel hale getiriyoruz. Çizgisel olarak görme haline getiriyoruz. Önce şunu sağ tuş, Arrange, Bring to Front, sonra diğerini sağ tuş, Arrange, Bring to Front yapıyorsunuz. Tekrar Komut Y yaptığınızda hepsi buraya yerli yerine geldi. Şunları da öne getirebilirsiniz. Bu bizim sayfamızın basit şu anda 30 saniyede yaptığımız layout. Bu çok daha görsel, çok daha efektif, çok daha harika bir şekilde dönüştürülebilir. Şimdi nispeten biraz daha estetiğiyle ilgilenelim. İşte buradan renkleri ayarlıyorum. Veya şuradan da renk ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Artık bunun dış çizgisini silebilirim. Dış çizgi silmek için arkadaşlar eğer şu fill öndeyse stroke'u öne getirmeniz lazım. Öne getirdiniz, şuradan sildiniz. Dış çizgi yok oldu. Şimdi diğer renklerimizle ilgilenelim. Strokları hep iptal ediyorum artık. Strokla işim kalmadı. Stroku yok ediyorum. Burada zaten imajım olacak. Ama bunu da rengini ayarlayalım. Zararı yok. Şunları biraz daha inceltiyorum. Burada dinamik yapı olsun diye uzunluklarını, kısalıklarını değiştiriyorum. Bunları da stroke'larını iptal ediyorum. Gri tonlarını da farklı farklı yapıyorum. Evet. Böyle bir layout'u oluşturmuş olalım arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda çok daha estetik, çok daha harika bir şey oluşturabiliriz. Bununla ilgili hiç bunlara takılmayın. Yani görselleri güzelleştirmek çok çaba ister. Onun üzerine çok çalışmanız lazım. Dolayısıyla hani benim yaptığım üzerinden birebir aynısını yaparak da devam edebilirsiniz. Yeni şeyler de deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken bunları yeni bir layer'a taşımak. Bakın burada tek bir layer var. Normalde vektör çalışanların %90'ı bunu böyle tek bir layer üzerinde çalışırlar. Hatta başta söylediğim gibi layer bölümünü hiç kullanmazlar yani. Hiç layer bölümünü açmamış bir sürü vektörel illüstratör ya da çizimci vardır. Ha illüstratörlerin çoğu kullanır. Onu düzelteyim de.
Diğerleri yani grafik tasarımla uğraşanlar pek bu bölümle alakaları yoktur. Ama bize lazım şimdi. Kesiyorum. Şuradan başlıyorum. Kesiyorum bunu. Komut X ya da Ctrl X. Yeni bir layer açıyorum. Ctrl F ya da Komut F. Komut F, Komut V'nin yani yapıştırın, kopyala kestiğim yere yapıştır seçeneği. Biraz daha detaylısı. Şimdi arkadaşlar geriden başlayarak, en geriden başlayarak ya da en önden de başlayabiliriz. Fark etmez. Kestim. Yapıştırdım. Kestim. Yapıştırdım. Kestim. Yapıştırdım. Şimdi bakın layer'lardan oluşan bir layout'umuz hazır. Hocam o zaman bunları böyle layer yapıyorsak başta arkaya falan göndermesek bu layer'ları hareket ettirerek de onu yapabiliriz değil mi? Aynen yapabiliriz ama o zaman çizerken zorlanabilirsin. Eğer çizerken zorlanmıyorsan o dediğin olur. Mantıklı olarak olur, teknik olarak olur. Hiçbir sorun yok. Şimdi bunları tabii daha önceki derste de söylediğim gibi eğer layer'larımızı isimlendirirsek çünkü burada görüyoruz ne olduklarını ama After Effects'te bunları göremiyoruz. Dolayısıyla bunları isimlendirirsek rahat ederiz. Ben hepsini yapmayacağım. Yani isimlendirme de şöyle çift tıklıyorsunuz ve isimlendiriyorsunuz. Bunlar, kaydedeceğiz birazdan bunu. Kaydettiğimiz isimleriyle gelecekler. Dolayısıyla çalışırken kolay olsun. Şimdi burada var 7 tane parçamız. Fakat öyle dokümanlar olacak ki bir sürü parçanız olacak. Dolayısıyla burada layer'ların isimli olması sizin işinizi çok kolaylaştırır. Dilediğiniz gibi işte birinci tekst alanı, ikinci tekst alanı, üçüncü tekst alanı gibi bunları isimlendirebilirsiniz. Yapacağımız şey şu. Save diyoruz. Masa üstüne bunu boot Camp 01 diye kaydettim. Kaydettikten sonra Illustrator olarak kaydediyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Sonra After Effects'e geliyorum. Buradan ben buraya bir kompozisyon açmıştım ama bunun bir önemi yok. Çift tıklıyorum sol taraftaki project bölümüne. Masa üstüne geliyorum. Masa üstünden Bootcamp seçeneğini seçiyorum. Open dediğimde böyle bir pencere geliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz pencereyi? Pencerede kompozisyon olarak mı açayım yoksa footage olarak mı açayım? Footage olarak aç derseniz merge mi edeyim layer'ları? Tek flat bir döküman mı alayım yoksa herhangi bir layer mı istiyorsun? Diye sorular soruyor. Biz buradan composition'ı seçeceğiz. Okey diyeceğiz. Bakın sol tarafa bootcamp kompozisyon olarak geldi. Çift tıkladım. Döküman ve layer'ım oluştu. Sadece benim şu anda yapmam gereken kaç saniyelik yapacağım? Sağ tuş, Composition Settings. Şunu 0 yapıyorum. Şunu da 10 yapıyorum. 10 saniye. Space'de play yaptım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hemen sor. Şu aşağıdaki timeline var ya. Evet. Onu nasıl uzatabiliyoruz? Ya? Gerçekten geçen onu yapamadım yani. Bak şu altta aslında şey var görüyor musun? Seçenek. Şu zoom seçeneği bu. Bu yani layer'da zoom yapmayı mı soruyorsun yoksa süreyi uzatmayı mı söylüyorsun? Yok yok bunu soruyordum ama görmemişim ya tamam hocam. Şunu kastediyorum yani zoom yapmak istiyorsan daha detaylı keylemek için şuradan da yapabilirsin. Şuradan da yapabilirsin. Eğer timeline'ı uzatmaktan söz ediyorsak sağ tuş composition settings'ten şuradan süreyi uzattığında timeline otomatik uzayacak. Bir de şey hocam şu timeline'ı sola doğru o layer'ların oraya doğru uzatmayı soruyorum. Şurayı mı? Şurayı diyorsun. Evet. Çekmeye çalıştım. Geçen yapamadım. Şimdi şöyle. Eğer buradaki seçeneklerin açıksa şunları bak daraltırsan isimler kısaysa orası otomatik geliyor. Buradan çekemezsin. Anladım. Tamamdır. Tamam mı? Şuradan kısaltabilirsin onu. Yani şöyle yani genelde bu tür programları kullananlara iki monitör tavsiye edilir. Şöyle ki ben mesela bunu tutup hemen yana taşıyabiliyorum. Şu anda bende iki ekran var.
iki ekranı birden kullanabiliyorum. Çok büyük rahatlık oluyor. Veya bazı mesela benim layoutlarım var. Şöyle göstereyim. Workspace'te. Bakın normalde şu animation panels sizde yok. All panels text var. Bunları ben kendim yaptım. Bunlar mesela iki ekranda bütün tool'larımı dağıttığım şeylerim, layoutlarım. Kendime hazırladığım workspace'ler. İki monitör olursa daha rahat edersiniz uzun vadede. Evet arkadaşlar, şimdi bakın ortadan center anchor point'i ortadan olacak şekilde bütün her şeyi geldi. Şimdi ne yapacağım? Bunları anime edeceğim. Nasıl anime edeceğimi önceden planlamış olmam gerekir. Yine başlangıçta hepsini bulundukları timeline'daki zaman çizelgesi üzerinde anime edeceğiz. Nasıl yapacağız? Position'larını keyleyeceğim bu barlarımın. Bunun için P'ye basıyordum. Position'lar otomatik açılıyordu. Meral Hanım burada mı? Burada. Buraya çok dikkat edin Meral Hanım sizde. P'ye bastığınızda bakın şu kronometre olan yere tıkladığınızda bunu otomatik keyliyor. Mesela bir play yapayım. Şu kadar sürede buraya gelsin. Son halini yani sahneye girecek ya. Yani sıfırdan başlarsam bunu böyle yapmam lazım. Sonra buraya getirmem lazım. Bir sürü iş. Önce geleceği yani sahneye geldiği kısmı keylersen sonra geriye dönüp bunları keylemek çok daha kolay. Şöyle ki şöyle keyledik. Şimdi bakın bunu sürekli play yapmanız lazım. Neden? Eğer timing'den hoşlanmadıysanız keyler arasındaki mesafeyi daraltarak timing'i daha istediğiniz şekilde dönüştürebilirsiniz. Şöyle. Şimdi bunu yaptım. Sonra biraz uzak ara bunlar şöyle gelsin. Bir daha play yapayım. Sonra şu tam geldikleri yerdeki key'i kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Yani şöyle bir hareket elde ettim. Bunlar böylece kalsın. Bunlar böylece kalsın. Sonra diğer köşedeki yuvarlaklarıma geliyorum. Köşedeki yuvarlaklarımın öncelikle anchor pointlerini köşeye alıyorum. Köşeye alıyorum. Eğer tam böyle kusursuz olmasını istiyorsanız mouse'unuzun scroll'uyla zoom yapıp iyice daha doğru yerleştirebilirsiniz. Yerleştirdik. Pit'e geldik. Şimdi arkadaşlar şimdi şu üçünü yaptık. Bunlarla artık elim karışmasın istiyorum. Şuradaki kilite bastım. Bunları kilitledim artık. Bunlara dokunamıyorum. Şimdi bana diğer üçüyle ilgili animasyon kısmı kaldı. Bunları da aynı şekilde bu defa ne yapıyorum? Scale. S'ye bastığımda scale aktif hale geliyor. Keyledim. Sonra başa geldim sıfır noktasına. Bunları sıfır yaptım. Bakın şöyle oldu. Aynı hareketi burada da yapabiliriz. Yani şöyle getiriyorum. Biraz daha büyüsün. Sonra kopyala yapıştırla. Keylerimi yani tam olduğu yerleri tekrar geri yerleştirdim. Animasyonumuz şu şekilde oldu bakın. Şimdi buraya kadar tamamız. Şimdi ne yapacağız? Önce kafamdaki kurguyu uygulamam lazım. Kilitlerimi açtım. Önce diyorum ki yuvarlaklarım sırasıyla gelsin. Bakın önceki anlatımımda layer'daki key'leri kaydırarak
şeyler yaptık. Bu defa hiç öyle uğraşmayacağız. Direkt layer'ı kaydırıyor. Bir bakalım animasyonumuz nasıl oldu. Ya da tam tersi yapalım. Evet, böyle daha iyi oldu. Aynı şekilde barlarımı da sırasıyla gelmesini istiyorsak, bunlar tabii yuvarlaklar geldikten sonra oluşsun. Şöyle şuralarda yok bakın onlar. Sonra burada başlayacak. Bunlar da sırasıyla gelsin şöyle. Görelim. Şimdi önce sayfam fade olsun. Fade opacity animasyonlarına genelde fade deniyor. Bunları biraz ileri aldım. Önce sayfam fade olsun, sonra bunlar gelsin. 20 frame'de veya 10 frame'de fade olsun. Fade neydi? T. T'ye bastığımda opacity aktif hale geldi. Burada geldiği noktada keyledim. Sonra sıfır noktasına geri gittim. Yani bu tür animasyonlarda en, yani kompozisyonun oluşmuş halinden geriye doğru keyleme yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yaptık bakın. Evet. Şimdi bir tane görsel aldım sayfama. Bu görselimi yuvarlak, en üstteki yuvarlağımın altına koydum. Buradan alfa dedim. Burada da arkadaşlar yine buraya koyduğum görseli de anime edeceğim. Nasıl anime edeceğim? Şöyle scale edeceğim önce bunu. Buradan itibaren görünmüyor ama önemli değil. Position key yaptım. Scale key yaptım. Sonra sayfam oluşurken bunu büyütüyorum ve kaydırıyorum şöyle biraz. Bakalım nasıl bir animasyonumuz oldu. Hatta bu şöyle devam etsin. Daha hızlı bir şekilde. Şey, daha yavaş bir şekilde. Görselimiz hareket etmeye devam ediyor. Buraya kadar sorusu olan var mı? İpek Hanım, Meral Hanım, Asım ve diğer arkadaşlar. Sorun yok hocam. Tamamdır. Evet. Şimdi daha önce hiç bahsetmediğim, bugün artık biraz yavaş yavaş topa sokmak istediğim bir konu var. O da text. Text animasyon. Hazır presetleri nasıl kullanabiliriz? Şimdi öncelikle buralara bir text yazalım. Hocam soru varmış. Bir chat'e bakalım. He, özür dilerim ya. Meral Hanım, ne demek ya? Keylemeyi nasıl yapabiliriz? Soru bu mu? Meral Hanım, lütfen paylaşın. Ya şimdi şöyle, Meral Hanım, öyle, tabii ki öyle. Çok uğraştığımız için kolay geliyor ama çok sık tekrar yapmak lazım. İnan, inan kolay. İnan kolay yani. Ben şöyle söyleyeyim ben size. Heh. Aslında çok kolay algılayan birisiyim ama burada o kadar çok şey var ki. Tabii tabii. Pratik lazım Meral Hanım. Sıkıntı yok. Pratik lazım, zaman lazım. Aynen. Bir de herhalde tam kafamda oluşturamadım hani ne yapmak istediğimi. Evet. Ondan
dolayı bana gerçekten zor geliyor. Hiç. Ama siz anlatırken benim nasıl kumaşı kesmem benim için kolaysa size de, siz de öyle anlatıyorsunuz. Eyvallah. Ya Meral Hanım, ben hiç yapamayacağınızla alakalı bir endişe taşımıyorum. Ben normal Yani ben hiç kimsenin yardımı olmadan dışarıdan okul bitirmiş birisiyim. Hani matematik olarak bunu da yaparım ama zaman lazım. Bir de dediğim gibi hani kafamda şey yapamadım, tam oturtamadım hani. Ben sizden şunu rica ediyorum. Siz sakın bırakmayın. Israrla devam edin. Sorularınızı da sorun, hiç önemli değil. Bu kileme ile alakalı sizinle konuştuk ama yapamadık. Bir ayrıca bir şey çalışmayı yapalım mutlaka, olur mu? Anlıyorum. Ramazan da geldi. Ben de öyleyim. Kahve evet. Kendimde bile değilim. Tamam, problem yok. En müsait olduğumuz zaman da sizin için de bizim için de onu yapacağız. Tamam mı? Dert etmeyin. Ben şöyle bir şey, Ağustos'tan sonra zaten tamamen free olacağım. Yani hiçbir şeyim olmayacak. Çalışmayacağım. Tamam, süper. Çok iyi. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, şimdi tekste arkadaşlar, tekste aynen ekranda göründüğü gibi şuradaki text tool'a geliyorum. Sol tarafta toolbar'da text tool'uma geliyorum. Ekrana dışarıya da tıklayabilirsiniz. Ben dikkat ederseniz kompozisyon dışına tıkladım. Ok'a geliyorum. Tekstimi büyütüyorum. Sahneye alıyorum. Şimdi artık burada birazcık tekstin yapısına, kullandığımız fonta, bunlara biraz dikkat edelim. Think. Ondan sonra kopyala yapıştır. Design. Burada genelde ben dinamik olması için çalışmaların bold, light, bunların böyle farklı farklı kullanılması taraftarıyım. Tasarım anlayışımda biraz o var. Yani böyle hep aynı font fakat farklı özelliklere sahip. Yani böyle kargacık burgacık 10 tane farklı font da değil. Animate. Ya burada bunları büyütürken hangisini daha fazla önemsenmesini arzu ediyorsunuz? Mesajınız nasıl olacak? O da önemli. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada pembeyle olan bizim fontlarımız. Bir çalıştırayım. Şöyle geldi. Şu an fontlar görünüyor ama orayı hiç umursamayın siz. Sonra tekstlerimiz geldi. Bunları şöyle yapabiliriz. Bu barlarla beraber, gelen barlarla beraber bunların maskelenmesini de sağlayabiliriz. Yani şurada görünmez. Bu maskelerle görünür. Bir. İkincisi, bunlara text animasyon da verebiliriz. Yani ben bu barlarla gelmesini daha fazla tercih ederim. Daha basit, simple bir animasyon olur. Cool bir animasyon olur ama no problem. Yani burada konuyu da anlatmak meselemiz olduğu için bugün text presetlere gireceğim. Şöyle yapacağız. Şuraya sıfır noktasına geldik. Sıfır noktasına. Bu defa sıfır noktasına geliyoruz. Diğer animasyonlar gibi değil. Effects bölümüne geldik arkadaşlar. Tıkladığınızda bu hepinizde After Effects'i kurduğunuzda hepinizde standart geliyor. Yani ekstradan bir şey kurmanıza gerek yok. Animation Presets, Presets, Text ve Animate In. Animate In Animate in sahneye gelmesi, animate out sahneden çıkması anlamına geliyor. Animate in'den burada efektlerimiz var. Efektimizi tutuyoruz. Think'in üzerine sürüklüyoruz. Play yapıyoruz. Şöyle bir animasyon geldi. Geri alıyorum. Şuradaki gözlerin hepsini kapatırsanız eğer, sadece tekstleriniz görünür olursa sahnede daha rahat edersiniz. Bir. İkincisi, gözlerinizin hepsi açık. Bu önemli. Buraya iyi bakın. Şurada bakın, ortada nokta var. Kilidin, kilitle ses düğmesinin ortasında beyaz nokta var.
bunları seçerseniz diğerlerini otomatik kapatır. Bunları açtığınızda diğerleri gelir. Yani sadece bu üçünü görmek istiyorsanız bunu da seçebilirsiniz. Gözleri kapatmadan da bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi Think'teyiz. Buradan karakterleri, efektleri sürüklediniz. Play'e bastınız. Buradan istediğiniz, doğru olduğunu düşündüğünüz animasyonu deneyebilirsiniz. Ben şimdi çoğunu bildiğim için istediğimi, dilediğimi hemen ekliyorum. Ama siz bunları öğrenince kadar birkaç defa denemeniz gerekebilir. Başka soru şu. U'ya basıyorum. U şu anlama geliyor arkadaşlar. U harfi. Sadece U. Hiçbir tuş kombinasyonu yok. Dokümanımızda, dokümanımız içerisindeki layer'da kullandığımız ne kadar key varsa, position, scale, rotation veya opacity veya effect, bunları bütün key'lerini göstermesi için U'ya basıyoruz. U'ya bastığımızda orada hangi key'ler kullanmışsa onlar çıkıyor. Şimdi buradaki timing, ya hocam efekt güzel ama ben timing'i sevmedim. Bunun için buradaki key'lerin pozisyonlarını değiştiriyoruz. Değiştirdiğimizde oradaki animasyonun aksiyonu değişiyor. Dolayısıyla burada key'lerle oynayarak animasyonu birazcık değiştirebilirsiniz. Mesela raining karakter in. Raining yağan karakter diyor. Bakın şöyle geliyor animasyon. U'ya basıyorum. Key'imi geldim. Birazcık timing'i hızlandırmak istedim. Şu şekilde. Bir tanesi bu olsun. Diğerine geldim. Design. Design'ın da drop by karaktere bir bakalım nasıl bir şeymiş. Ha, bu da yukarıdan düşüyor. Görünmesin. Fade up. Random fade up. Şöyle. Güzel. Bunu da timing'ini ayarlıyorum. U'ya basıyorum seçilirken. Şöyle. Sonra animate'e geldik. Animate için de yine şuradan bir tane seçelim. Spin by karakter bu neymiş bakalım. Çok cool bir animasyon değil ama neyse. Bunu kullanalım. Yine U'ya bastım. Da timing hızlandırırsak belki hoş görünür. Şöyle. İyi, fena değil. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar hepsini seçtim. Tekrar U'ya bastım. U'ya bastığımda bakın hepsi seçiliyken bütün key'lerimi gösteriyor. Bir daha U'ya basıyorum. Kapatıyor. Şu gözleri açtım bu defa. Şimdi doğru zamanda bu text animasyonların gelmesi lazım. Text animasyonlarımı seçip kaydırıyorum. Think tamam. Design belki biraz daha önce gelebilir. Ve animate. Evet. Oynatalım. Şimdi resimdeki hareket sonuna kadar devam etsin. Çünkü göz istiyor onu. Bir daha bakalım. Bir parallax efekt yaptık. Yani arkada görüntü devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, bir şey daha gösteriyorum. Yukarıdaki yuvarlaklarım, yuvarlak yani resmin içinde maskelendiği o animasyonlarımı seçtim. Kopyala, yapıştır yaptım. En üste onları getirdi. Daha sonra bunların order'ını ayarlayayım. Daha sonra arkadaşlar bu üçünü seçtim. Sağ tuş
prekompoz yaptım. Yani bu üçünü ayrı bir kompozisyon içine hapset dedik. Dedik ki grafik element. Geldi. Şimdi bunu buradaki blending options dediğim seçeneklerden değiştiriyor. Bunu rotation'dan 180 yapıyorum. Şimdi biraz daha değiştirme, renklileştirme derdindeyim. Bunları tekstlerin altına alacağım veya gri bantların da altına alabiliriz. Şöyle. Bu ileride de gelebilir. Artık nasıl bir etki uyarmak istiyorsanız bakan kişi üzerinde buradan doğrusunu bulmaya çalışacağınız opacity'sini belki biraz kapatabiliriz. Gibi. Bir daha play yapalım. Render'ı tamamlıyor. Şimdi normal stabil hızıyla göreceğiz bir daha. Evet. Arkadaşlar, sorusu olan. Arkadaşlar, burada anlatmaya çalıştığım şuydu konu. Normalde her şey After Effects içinde çalışma gibi bir zorunluluğunuz yok. Illustrator'da ya da Photoshop'ta, bugün Photoshop da açık benim. Bilgisayarımda şu anda aktif açık. Fakat bugün öncelikle Illustrator'da bir göstereyim istedim önce. Sonrasında yarınkinde biraz Photoshop'la ilişkilendirerek yapacağız. Dolayısıyla yaptığınız çalışmaları Adobe'un o geniş ailesi içerisinde farklı yerlerde kullanıp After Effects'te ya da Adobe Premiere'de birleştirebilirsiniz. Bunu biraz anlatmaya çalıştım. Yani sizin Illustrator'da gördüğünüz, hazırladığınız herhangi bir dokümanı siz animatif hale getirebiliyorsunuz. Oradaki layer'ları aynı yapılarıyla, renk kodlarına varıncaya kadar aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu bugün anlatmaya çalıştım. Umarım iyi olmuştur. Bu Bootcamp'imizin ilk günüydü. Yarın yine aynı saatte, saat 1'de arkadaşlar. Ucu açık yani 2'de bitireceğiz diye de bir şart yok. Şu anda da bitirmiyorum. Soru varsa soruları alacağız. Hocam bu bölümü nasıl sıfırlıyorduk? Nereyi nasıl sıfırlıyorduk? Onu tam anlayamadım. Hocam sağ tarafa. Bu tarafı mı? Evet. Window Workspace Reset. Teşekkürler hocam. Tamamdır. Arkadaşlar, Rumi internet sıkıntılı gibi yazmışsın ama eksiksiz dinleyebildin mi bilmiyorum. Hocam internet gidip geliyor. Birkaç kere yayından düştüm. Sesim geliyor mu şu an? Geliyor. Geliyor. Kaydı aldık zaten. Kaçırdım ama YouTube'dan tekrar izlerim. YouTube'a tekrar atacağım. Yine sorunuz varsa şimdi alabilirim. Şu an yok. Tekrarlamam tamam. Lazım sadece. Teşekkürler. Tamam. Rica ederim. Asım? Buyurun hocam. Tamam mıyız? Hocam tamamız. Güzel oldu. Şimdi şöyle, heyecanlananlar olabilir, işte tracking meseleleri var, çok geniş yani mesele. O açıdan sabır, güzel olacak. Hocam biraz tembellik de yaptım ya, yani aslında en son mesela ödev verdiniz, onu yaptım aslında da, biraz, yani bu kaç gün oldu mesela, arada bir denemek, uğraşmak gerekiyor ama uğraşmak... Tabii, bu nankör abi, nankör, hemen gider. Dil gibi, hemen gider yani, bu da bir dil netice itibariyle.
O açıdan tabii sizin ödevleriniz var, başka meşgaleler var, bir şey diyemiyorum. Ama arada böyle hatırlama da fayda var. Ben bile bazen bir çalışma yaparken hemen hatırlayamadığım zaman YouTube'a girip böyle bir iki tutorial izlemem gerekiyor. Bildiğim bir şeyi hatırlayamıyorum mesela. Olabilir, problem yok. Çalışmaya devam. Arkadaşlar bugün tamamsak yayını tamamlıyoruz. Vakitle alakalı bir sıkıntımız yok. Yarın yine bir de... Aynı efendim bir daha söyler misin? Abi şey diyecektim ben de. Bu yandaki testlerle alakalı kişilik kendi otomatik mi bırakıyor? Yoksa kendi otomatik. Mi? Kendi otomatik bırakıyor. Bunlar otomatik preset. Şöyle anlatayım. Hazır keylenmiş paketler. Bunları biz de yapabileceğiz kendimiz. Fakat bunlar hazır. Bazen böyle bir iş gelir. Örnek veriyorum. Instagram storiesi. Basit. Hemen yapıp göndermeniz gerekir. Bu harflerle, kelimelerle tek tek uğraşmamak için hazır presetler. Bunları internetten başka yeni presetler ekleyip genişletebilirsiniz. Genişletebilirsiniz. Bunlar kolaylıklar. Bunlardan istifade etmenizde fayda var. Şöyle ben hemen çok kısa göstereyim. Çok kısa göstereyim. Şunu kapatayım. Şurası benim scriptlerim bakın. Yani bunların çoğunu normal manuel yolla yapabiliyorum ben. Daha önce de bahsetmiştim. Fakat bunlar işi kolaylaştıran şeyler. Hazır efektler var. İçinde bir takım scriptler var. Dolayısıyla bunların bulunması işi hızlandırmak açısından önemli. Bunlar hazır keyli yani. Özet olarak. İpek Hanım biz de teşekkür ederiz katılımınız için. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. İyi geçirin Ramazan'ınızı. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun hocam. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Teşekkür ederim hepinize.